Bir doğal yaşamı koruma parkında 170 tane geyik vardır. Geyik popülasyonu her yıl %30 artmaktadır. Üf, ne geyik oluyordur orada. Bu parkta t yıl sonraki geyik popülasyonu için bir fonksiyon yazınız. Fonksiyonda da pt. Evet, gelin düşünelim. Ama önce siz videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. İşe şöyle başlayalım. P0'ın ne olduğunu düşünelim. P0. P0 geyik popülasyonunun başlangıçtaki yani 0. yıldaki büyüklüğü. Bunun 170 olduğunu biliyoruz. Sonra P1 geliyor yani geyiklerin 1 yıl sonraki sayısı. Başlangıçtaki popülasyon yani 170 her yıl %30 artıyormuş, öyle değil mi? Bunu 170 artı 170'in %30'u olarak ifade edebiliriz. Evet, %30 çarpı 170 ya da 170 artı 0,3 çarpı 170. Yüzde 30 demek 3 bölü 10 demek ya da 30 bölü 100 demek. Şimdi bunu da 170 parantezine alarak 170 çarpı parantez açalım. 1 artı 0,3 olarak yazabiliriz. Bu da 170 çarpı 1,03 eder. Buna çok dikkatli bakın çünkü matematikte ilerledikçe buna benzeyen ifadeleri bayağı sık göreceksiniz. Hatta ileride bunlardan üstel fonksiyonlar olarak bahsedeceğiz. Ve aslına bakarsanız dikkatli bakması gereken sanırım benim çünkü buraya 1,3 yerine 1,03 yazmışım. <laughs> çok güzel. 1 artı 0,3, 1,3 eder, 1,03 değil. Düzelttik, Evet, az önce ne diyordum? Buna dikkatli bakın çünkü üstel fonksiyonları işlerken buna benzeyen ifadelerle bayağı sık karşılaşacaksınız. %30 artmak, başlangıçtaki %100'ün üzerine %30 eklemek anlamına gelir. Ve bunun için de başlangıç değerini %130 ile yani 1,3 ile çarparız. Bir kere daha tekrar edeyim, %30 artmak demek, %30 artmak demek, başlangıçtaki değeri 1,3 ile çarpmak demektir. Şimdi bunu aklımızda tutarak, bunu aklımızda tutalım ve devam edelim. Bana geyik popülasyonunun 2 yıl sonra ulaşacağı sayının ne olacağını söyleyebilir misiniz? İkinci yıla, birinci yılın sonundaki popülasyonla başlıyoruz, öyle değil mi? Yani 170 çarpı 1,3 ile başlayıp, bir 1,3 daha büyüyeceğiz. Bunu matematiksel olarak ifade etmek için buraya çarpı 1,3 yazıyorum. Bu aynı zamanda 170 çarpı 1, üzeri 2'ye eşittir. Ne yapmak istediğimi anladınız değil mi? pt için eğer genel bir ifade yazmak istersek, başlangıç değerimiz olan 170 çarpı 1,3 üzeri t yazabiliriz. Buradaki t, geçen yıl sayısını gösteriyor. 1,3 ile çarpmamızın sebebi geyik sayısının her yıl bir önceki yıla göre %30 büyümesi örneğin 100 yıl sonra 100 yıl sonra kaç tane geyik olacağını merak ediyorsanız 170 çarpı 1,3 üzeri 100 işlemini yapacaksınız.